Evet, Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Aspor muhabiri Furkan Yıldız telefon attığımızda. Furkan, öncelikle hoş geldin. Şunu sorarak başlayayım. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat takımla bir toplantı yapmak için Ümraniye Nevzat Demir tesislerine gitti. Bu toplantıda ne konuşulabilir ve tabii takımla ilgili son durumu da senden dinlemiş olalım. Demet, çok teşekkürler. İyi yayınlar. Öncelikle izninle bugün Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın da doğum günü. Efsane Başkanı, Unutulmaz Başkanı, bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle analım bizler de. Hasan Arat bugün Ümraniye Nevzat Demir tesislerine gitti Sayın Başkan. Saat 16'da Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ve A takımıyla bugün bir toplantı yaptı Sayın Arat. Ve aslında bu toplantı tabii ki şu anda hem bizi izleyen hem dinleyen Beşiktaşlı taraftarların hem de futbol severlerin merak ettiği konu, acaba bir yol ayrılığı mı gerçekleşeceği şeklinde. Fakat şunu net bir şekilde ifade edelim. Bugünkü toplantıdan bir yol ayrılığı, bir Fernando Santos'ta yolların ayrılığı kararı çıkmasını beklemiyoruz. Aslında biraz da Beşiktaş'ta son 4 Süper Lig mücadelesindeki kötü tablo, alınan kötü sonuçlar, dün Başakşehir mücadelesindeki kötü futbol, özellikle camiada yarattığı hayal kırıklığı, bugün bir anlamda Sayın Başkan Hasan Arat hem teknik direktör Fernando Santos'ta bir durum değerlendirmesi yapmak için hem de futbol takımına da bir aslında tekrardan güven tazelemek için bu ziyareti, tesislere yapmış olduğu bu ziyareti gerçekleştirdi. Öncelikle bunun altını çizelim. Beşiktaş'ta şu an için aslında her fırsatta Sayın Hasan Arat ve tüm yönetim kurulu üyelerinin de altını çizdiği bir nokta var. Geride kalan süreçte Beşiktaş'ta sezonun geri kalan bölümünde en gerçekçi hedefin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu bizler de yayınlarımızda sık sık bahsediyoruz. Şu an için Beşiktaş camiası bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda elde edilecek olan şampiyonluğa odaklanmış durumda ve biz Fernando Santos'un aslında Türkiye Kupası'ndaki Ankara Gücü mücadelesine kadar, en azından ilk fırsatta bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz, Ankara Gücü maçlarına kadar Fernando Santos'un yolların ayrılması ihtimalini çok düşük görüyoruz. Beşiktaş yönetiminde sezonun aslında Fernando Santos'un, özür diliyorum, göreve başladığı dönemde çok ciddi bir destekle göreve başladığını hatırlıyoruz ama gelinen nokta itibariyle Portekizli teknik direktör bu güveni, bu krediyi tüketmiş durumda. Yeni sezonda Beşiktaş Yönetim Kurulu içerisinde Fernando Santos'la devam edilmesi halinde, Demet, Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi veremeyeceğini düşünen çok sayıda yönetim kurulu üyesi var. Bu anlamda Fernando Santos'un yeni sezonda Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak devam etme ihtimali oldukça düşük. Dünkü Rams Başakşehir mücadelesinden sonra Portekizli teknik direktör yeni sezona dair planlamalar yaptığını, kontratı olduğunu ve burada bu kontratı tamamlamak istediğini ifade etse de Beşiktaş yönetimi içerisinde bu konuda çok ciddi şüpheleri olan yönetim kurulu üyeleri var. Fakat en çok merak ettiğim konu olduğu için bir kez daha ben tekrar edeyim. Bugünkü Sayın Başkan Hasan Arat'ın bugün tesislere gerçekleştirmiş olduğu bu ziyaretten bir yol ayrılığı kararı çıkmasını beklemiyoruz. Bu ziyaret tam olarak aslında Fernando Santos'la bir durum değerlendirmesi yapmak ve takımla da, futbolcu grubuyla da aslında tekrardan bir güven tazelemek için Sayın Başkan Hasan Arat'ın bu ziyareti gerçekleştirdiğini dedim. Beşiktaş yarın tesislerinde bir hazırlık maçı oynayacak. Saat 16'da Siyah Beyazlar İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmada, bu hazırlık mücadelesinde yine takımın başında Fernando Santos olacak. Basına açık olarak gerçekleşecek bu hazırlık karşılaşması, onu aktaralım. Biz Aspor ekranlarından da yarın yine tüm gelişmeleri, Beşiktaş'ta merak edilenleri ve bu hazırlık maçından da yansıyanları aktaracağız. Beşiktaş'ta tabii dünkü beraberlik, son dakikalarda gelen golle kaybedilen 2 puan gerçekten camiada çok büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Fernando Santos konusunda eleştirilerin dozunu arttırmış durumda ama şu an tek bir hedef var Beşiktaş'ta. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ve biz Ankara Gücü'yle oynanacak olan, bir kez daha tekrar edeyim, Ziraat Türkiye Kupası maçlarına kadar Beşiktaş'ta bir teknik direktör değişikliği yaşanmasını şu aşamada beklemiyoruz, Demet. Evet.